Doğu Türkistan'da bazı camilerin kapatılıp bazılarının bara çevrilmesinin ardından şimdi de cuma namazına yasak getirildiği iddia edildi. Özgür Asya Radyosu haberinde Çin Chuangun'un bölge valisi olarak Doğu Türkistan'a atanmasının ardından tüm camilerin girişinde yüz tanıma cihazı, kimlik belirleme ve kontrol cihazlarının yerleştirilmesiyle Müslüman Türklerin vakit namazlarını kılmalarına engel konmuştu. Şimdilerde ise cuma namazının tamamen yasaklandığı iddia edildi. İstanbul Zeytinburnu'nda Doğu Türkistanlı bir kadın telefonla konuştuğu sırada motosikletli şüpheliler elindeki telefonu gasp etti. Genç kadının yerlerde sürüklenmesi ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin 5 Kasım'da düzenlediği operasyonda iki şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, daha sonra mahkeme tarafından tutuklandığı belirtildi. Çin'in sözde Sincan Uygur Özel Bölgesi diye adlandırdığı Doğu Türkistan'daki Kumul Şehri Yönetimi bir açıklama yayınlayarak sözde terörizm, bölücülük ve aşırıcılıkla zehirlenmiş kişileri yetkililere teslim olmaya çağırdığı bildirildi. Kumul Şehri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan çağrıda 30 gün içine teslim olup suçlarını itiraf edenlerin ceza almama ihtimallerinin olduğu duyuruldu. Avrupa Ekonomik ve Mali Politika Araştırma Ağı tarafından yapılan araştırmaya göre ABD, Çin'den yapılan milyarlarca dolarlık ithalata uyguladığı ek tarifelerden toplamda 18.4 milyar dolarlık kazanç sağlıyor. Çin'in finanse ettiği filmlerin sayısının artmasının Hollywood'da Çin'i eleştiren veya Çin karşıtı filmlerin çekilmesinde büyük bir azalmaya yol açtığı iddia edildi. Hollywood'da Çinli şirketler tarafından finanse edilen filmlerin sayısında özellikle son 10 yılda büyük bir artış söz konusu. Bu artışın ise Çinli askerlerin Tibetlilere zulmettiği gibi iddialara yer veren Tibet'te 7 yıl gibi filmlerin çekilmesine engel olduğu belirtildi.